Hepinize selamlar dostlar. Frostpunk'ın ikinci bölümüyle birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yorumlarda birisi şey sormuştu. Harita genişletilebiliyor mu? Hani bu Farmville falanlarda hani böyle yeni arsa satın alıyorsunuz ya. Öyle bir şey yok. O sınırlı alanda kalıyorsunuz. Kaynaklar tükenince ne oluyor bilmiyorum. Oyunu hiç o kadar oynayamadım yani. O kadar bilgim yok oyunla alakalı. Zaten o kaynaklar kolay kolay tükenecek kaynaklar değil yani şey olarak. Bayağı uzun gidiyor. O sürede de zaten yaşıyorsanız helal olsun. Evet, şimdi dur. En son ne yapmıştık? Hatırlamaya çalışalım. Buraya kömür toplaması için bunu, buraya da çelikle odun toplaması için bunu koymuştuk. İşaretçiyi inşa edecektik. Hastalarımız bir anda artmaya başlamıştı. Verimlilik %93. Neden? Ha, bir kişi çalışmıyor. Sebepler tedaviye gidiyor. Ha, birisi hasta burada. Burada kaç kişi hasta? 3 kişi hasta. Avcı kulübesi. Uy. Şu anlık yapacak bir şeyimiz yok onun için. Evet, şu anlık biraz daha oyunu ilerletelim. Bir sabah olsun, günde olsun bakalım neler olacak. Daha fazla toplama araştırıldı. Hemen yeni araştırma. Avcı kaynaklar. Üç güne tam çeliğe de ihtiyacımız yok şu anlık. İşaretçiyi araştıracağız. Şöyle. Hasta sayımız artıyor. Bir hastane daha yapmamız lazım. Ben de çalışacağız. Biz sıcak ve tok tutmak için Tanrı'nın izniyle. Aynen, Tanrı hemen yardım etti zaten sana. Kaynak eksikliği. Kaynaklarımız azalmaya başlıyor. İhtiyaçlarımız çok ve saat geçtikçe artıyor. Bunu çözmek için çalışma saatlerini uzatmayı mümkün kılacak bir kanun çıkarabilirsin. Zaten çıkardık ki bunu. Ha, fazladan mesai. Huzursuzluğa sebep olur. Huzursuzluk biraz artar. İş günü 14 saate uzatabilirsin. Şu an 10 saat çalışıyorlar. 14 saat. Yok ya. Şu anlık yasa açıkçası imzalamak istemiyorum. Çünkü iki ucu boklu değnek gibi durum şu an. Yok abi, biz hastaneyle falan uğraşacağız şimdi. Bize odun lazım. Odun iç... Odun kasmak için de oduna ihtiyacımız var. Sıkıntı orada tabi. Ah, 30 oldu, güzel. 30'dan 60, 75 şey yapıyorlar. 80 kişiyiz. Bu da demek oluyor ki eksiye gidiyoruz. Bakalım. Yok, 80'e 80. Güzel. O zaman iyi. Şunu 2 yapalım. Aynen. Ne oldu? Aa, hava ısındı. Güzel, güzel. Hastalarımız daha hızlı iyileşir büyük ihtimal. Bizim hastanemiz buraydı değil mi? Abi çok yavaş iyileşiyorlar. Haydi herkes çalışsın haydi. Work shift starts. Bir şey diyeyim mi? Aç abi bunu ya. Huzursuzluğumuza iç sızsın aynısın. Hear me. Buranınkine... 6'dan 20'ye. Tamam abi. Oo, bir de yapınca da ayrı bir artıyor. Peki. O bizi iyi bir içe götürtecek gibi duruyor. Şu saatimi de çıkarayım. Hep bileğimde. Evet, mühendislerimizden biri hastaymış. Bize bir hastane daha lazım. Ama etraf çok soğuk işte, ondan korkuyorum. Bir de odunumuz yok hani. Bıçık evi yapmamız lazım. Onun için 10 odun lazım. Odun bitmedi değil mi? Hızlandır. Hop, dur şimdi. 10 odun oldu.
çıkı evini. Öyle yap abi. Şunu sokak yapmak için odunumuz yok. Kahretsin. Kahretsin. Kesin araştırma yapacak malzememiz de yoktur bizim. 50 odun. Abi çocukları çalıştırmayınca çok sıkıntı oluyor be. Aa. İhtiyacımız yok, ihtiyacımız yok. Yok. Buhar merkezine ihtiyacımız olacak. Onun için 10 odun lazım. Yok abi, maalesef ve maalesef şu anlık onları yapamıyoruz. O yüzden şunları böyle bir şey yapacağım. Bro full mü? Tam kapasite mi çalışıyor? Güzel. Aa, buraya onları veremiyoruz. Burası da maksimum. Şöyle yap. Şunun işçilerini maksimumla. Yani 4 işçimiz falan da buraya gelsin. Şu anlık şuraya kadar yapsınlar bir. Ne diyeyim yani. Zamanımızı hızlandır. Hemen şu bir dakika. Şuradan bunun bir devamını da yapalım. Bir tane getir. Heh. Şu arkadan dolandılar ya şuradan. Ne? Ha tam gece oldu. Şunlar çalışmaya devam edecek saat 20'ye kadar. Ha. Kalabalığın bilgeliği. Kaptan istek geldiğinde şunu unutmayın. İnsanlar genelde en hızlı çözümü isterler. En iyisini değil. İstedikleri her şeyi kabul etmek zorunda değilsiniz. Sorunu kendi yolunuzla hallederseniz de olur. Sağ ol dayı. Bundan sonra buna uyacağız gibi. Aynen. O öyle olsun. Burada odunumuz da bayağı artmış. Nasıl yapalım biliyor musun? Yok de. Maksimumda bir tane mühendisi buraya ver. 5 yap. 4 mühendisi de buraya ver. Şu an aynen çalışabilecek kimsemiz yok. Abi bizim o işaretçiyi yapıp dışarıdan insan getirtmemiz lazım. İşaretçi bitti mi bu arada? Teknoloji işaretçi. İşaretçiyi nereye koyalım? İşaretçi bilerek alakasız uzak bir yere koymak istiyorum. Şu uzaklık şu anlık yeterlidir. Hastalar sıkıntı. Hastane yapamıyoruz. Yapsak ısıtamıyoruz. Ayın 10. günde yine bir soğuk dalgası gelecek. Sağlık. 25 odun istiyor abi. Deli ya. Hızlandır. Tamam işaret. İşaretçi dediğimiz şey bildiğin balon. Bu hani şu an biz bir kanyonun içindeyiz ya şöyle. Onun oradan dışarıyı izleyerek bize şey yapacak hani biz neyi denir ona? Explorer. Kaşif. Bir nevi kaşif ekibimizi göndereceğiz. Bu animasyonu tabii geçemiyoruz. Peki abi peki. Gördüğünüz gibi böyle bir yer açıldı. Ama biz şu an öyle tabii ki yapamayacağız. Çünkü bu da hani kaşif ekibi için 40 odun 5 kişi istiyor. 40 odun 5 kişi. Hani her şeyin bir tam takır oturmuş olması lazım. Yemeğimizi falan bir sıkıntısız halletmiş olmamız lazım onun için. Şu anlık yapabileceğimiz bir şey yok. Hop. Peki ablacığım, peki, peki. Orayı okumaya bile gerek yok. Diyor ki hadi gidelim. Ne oldu? Hastalık arttı. Yok abi onlar ölecek gibi bir his var içimde. Hastalar 3 saat, 1 saat, 2 saat. Devam et. Evet, biri gittiği yerine yeni geldi. Hop, biri daha gittiği yerine yeni birisi geldi. Ama hastalık sayısı da artıyor. Tedavi ettikçe yenisi hastalanıyor ya. Abi evinizden çıkmayın. Korona mı bu böyle birbirinize bulaştırıyorsunuz?
Çelik enkazı tükendi. Sıkıntı yok. Güzel o zaman. Full bunlar odun kasacak. Şu odun da bir bitseydi hayırlısıyla. 17. Tamam. Şunu da yıkacağız ondan sonra. Hepsini burada oduna vereceğiz. Çeliğimiz 37. Sonradan da şu çeliğe göndereceğiz bir ara. Veya bu daha yakın. Oraya kurarsam ısıtma şansımız da olur belki. Evet. Oyun devam etsin. Ama ikinci hızla devam etsin. Şimdi kömür yanı tüken... onu yıkın bakayım. İnşaat. Kaynaklar. Aynen. Bir dakika. Ha, buraya yol mu yapmışım? Ha, yok. Önceden bir uğramışız buralara. Koy onu. Hemen sokağını yapalım onun. Güzel. Sokağını da bağladık. Kömürümüz bir süre daha yeter. Hani öyle aşırı acelesi şeyi yok. Bu arada bu sokağı da yıkmayacağım oraya çünkü ileride yavaş yavaş genişleyeceğiz hani. Burada yine odun sandıkları var. 10 işçimiz çalışmıyor. Onlar burada çalışacaklar sonra. Önce bir şurayı bir bitirsinler. Tamam, onu da yapacağız. Şimdi şura için odun biriktirmemiz lazım. Ama level de atlatmamız lazım. Level daha önemli. Neden? Orada bir araştırma var. Bildiğiniz sera yapıyoruz. Seradan avcı kulübesine daha fazla yiyecek geliyor. Daha aynı kişi sayısında, aynı kişi çalışıyor. Hunter kabinleri iptal ederiz hani onları yapıp. Bizim açımızdan daha karlı olur tabii ki öyle. Hop hemen şuraya her başkan. Şuraya da ısıtıcısını yak. Work days off. Şimdi hastalar için ekstra pay. Ne kadar fazla yiyecekler ki? İşleşme pekala. Tıbbi tesislerle iletişimi hızlandırmak için ekstra payı kullan. Ne kadar ama? Bedel 10 yiyecek payı. Yeniden. Oha, normalde bir yiyecek payı yerine 10 yiyecek payı mı vereceğim? Maalesef şu an öyle bir ekonomiye sahip değiliz. Öyle bir dünya yok şu an. Burası da tükenmiş. Burayı da yık abi. Şimdi. Hadi 50 odun oldu, araştırmayı açalım be. Buraya niye? Ha tamam, onlar avcıymış. Bir an diyorum neden oraya gidiyorlar. Hızlandır. Yavaş yavaş huzursuzluk azalıyor. Kriz var. Ev soğuk. Ev mi soğuk? Yalan. Isıtırız. Yüklen başkan, yüklen. 60'a gelince durduracağız. Bak huzur. Ev soğuk. Güzel. Tıbbi bakım eksikliği, kötü yiyecek. Üçüne de hiçbir şey yapamıyorum şu an. Hani şu an ısınmayı arttırmaya çalışıyorum. Kriz vardiyası da bir gün sonra geçer herhalde. Şuraya adam vermeyi unutmuşuz. Tamam. Şu an bunu sürekli kontrol etmem lazım. Çünkü unutursak, %100'e ulaşırsa hop kaybettiniz. Oyun biter. Game over yani. Hemen şunu aç. ...4.8 iyi geliyor ha. Ney? Bacağını kes, olduğu gibi bırak. Tabii ki de bacağını kes. Olduğu gibi bırakırsam ölür o. Zaten orada öleceğini yazıyordu. Bu arada ben size okumadım şu an. Biraz hızlı ilerlemeye çalışıyorum çünkü videoların süresini biraz kısalttığımız için. Yine hızlandır. Ne oldu? Kaç oldu? %63. Tamam, kafi. Bu kadar ısındınız yeter. O kadar rahatlık size yeter. Burası da iyi kömür topluyordur. İşçiler, okey. Ekonomimizi bir kontrol edelim. Yemek 20-20 arttırıyoruz. Harika. Çelik önemli değil. Bu. 154 kullan, 200. Tamam, tertemiz şu an. Ama o ileride var da az bile gelecek. Yani günlük 300-400 kullanıma çıkacağız. Tedavi edilmemiş. Abi
Yapacak bir şey yok. Şunları nasıl ısıtacağım, hani şu anlık ısıtacağımız bir şey yok. Bunun şeyi de bir azalsın yavaş yavaş da. Burası niye? 7. Hastalar mı? Bir ara bir yerden 5 işçi çalacağız. Bu nereden bilemem. Ki şunu şuna gönderelim. Bakın 40 odunumuz var. İşçimiz yok. Oradan çalamam. Burada 2 kalsın. Oduna da şu an öyle aşırı bir ihtiyacımız yok. Hemen şunları da gönderelim. Hem video bitmeden bu keşifi de görün siz. Devam edebiliriz. Bakın 11 saat sonra varacaklar o söylediğimiz yere. 4 tane ampute. Sizin ben ağzınıza tüküreyim. Ne yaptınız da sakat kaldınız ya? Şurada 4 kişinin kalması kötü oldu ama yine de 3.2 getiriyorlar. Hani bayağı iyi. Bence bayağı iyi. 0.6 getiriyor normalde. Günlük saat başı 6 tane getirme kapasitesine sahip şey olarak. Ancak çizim tahta. Hoppa. Hemen yeni araştırma. Jeneratör menzilini geç. Daha fazla izci. Ona ihtiyacımız yok şu an. Nerede? Yiyecek. Sera. 20 odun. Tamam, birazdan olur. Şu an olayı bir hızlandırmam lazım. 1, 2, 3, 4, 5. Ver hepsini buraya. Şuradan. Sera. Başla. Şu buhar çekirdeğini o serada kullanacağız. O yüzden o buhar çekirdekleri de önemli. Bu arada buhar çekirdeğini biz üretemiyoruz. Şey olarak. Odun tükendi. Odun tükenir tabii anam. Harcıyoruz. Tükensin bir zahmet. Çok hastamız var. Burada 1, 5, 5. Buyur abicim. Gururlu bir adam. Efendim, adamlarımızdan biri sokakta yaşamaya ısrar ediyor. Belki ona bir akıl verebilirsiniz diye size getirdik. Bakın efendim, elimdeki her şeyi kendim kazandım. Karşılığını veremeyeceğim bir çatı altında yer kaplarsam adam değilim. Ve elimi kaybettiğim için çalışamam da hepsi bu. Gitmek için döndü ama tereddüt ederek için ne çekti? Londra'da benim gibiler için evler vardı. Bakım evi. Kanunu da ona harcayacağız anasını. Bakım evi. İmzala. İnşaat. Sağlıkta mı? 25 odun 5 çelik. Tamam. Zaten 5 günümüz var. Rahat rahat yetiştiririz gibime geliyor. Ne oldu? Ay korktum ya. Afetzedeler. Keşfet. 22 işçi, 10 mühendis, 4 çocuk. Şehre kadar eşlik edin abi. Şehre kadar eşlik etmezseniz gelirken kaybolup maybolup ölebiliyorlar amfibiler. Beş saate dönüyorlar. 5 saat sonra bir sürü işçimiz olacak ama birçok da ev yapmamız gerekecek. Daha fazla hasta yatağına ihtiyaç var. Kaptan, bazı insanlarımız tedavi göremeyen hasta sayısındaki artıştan endişeli. Sözlerim hastaların 3'te 1'ini tedavi altına almak için 3 gün. Of, çok sıkıştık. Çok sıkıştık. Şu an şey inşa edebiliyor muyuz? Sağlık. 25 odun lazım diyor. Dayı yaktınız beni ya. Evet. Gördüğünüz gibi insancıklarımız geldi. Yeni köleler. Diğerlerini arayacağız. Ararız anam, ararız. Sen bekleme. Şuralarda falan malzeme vardır. Git bakayım oralara.
Şimdi 36 evsiz 11 hastamız var. Şimdi önce bir onları bir çalıştıralım. Hazır evleri yokken şöyle yap. Şuraya ver başkan mühendisi. Ver başkan. Eksik kalan bir yerimiz var mı? Yok diyorsun. Alanlar. Şöyle çalışacaksınız. 3. Diğerlerini aramak. Ya heba bu he. Ev yapacak kaynağımız yok. Şimdi bir sürü hastalık artacak tabii bunlar evsiz kaldığı için bu gece. 12, 13. 20 görür sabah. Büyük ihtimal. Açlık. Ne? Seni intihar eden aklını sıçayım. Çok birikti şu sol tarafa bak. Hiç bu kadar birikmemiştim. Ben ilk ölüm. Kazan. Soğukhanın cesedi yok etmek için bir yol kanlı. Al kendi başlarına halletsinler. Gidin yiyin abi. Et sonuçta. Lütfen daha fazla artma. Lütfen daha fazla artma. Senin... Unutmayın. 16. Sıcaklık... Hayır. Eksi 50 görmesin bari. Eksi 40'da kalsın. Lütfen. Tamam. İşbaşı yapsınlar bakayım bir kaynaklarımız gelsin. Şimdi bakım evi 1. Şurada şöyle bir boşluk bırakacağım. İleride karakol falan yapmamız gerekecek. Çünkü. Şöyle dursun şu anlık o zaman. O araya bir fantezi yapmayalım. Onu yaptık. Yiyecek. Hop araştırıldı güzel. Şimdi bir dakika. Bakım evini yaptık. O gelecek. Yeni bir sağlık merkezi yapmamız lazım. 25 odun. Sağlık merkezi. Sağlık merkezimizi şuraya koyalım. Şöyle onun sokağını da çekelim. Yine dur. Şöyle birleştirelim. Odun mu gerekiyor? Odunumuz geldi. Sokak. Bunun sokağı var. Tamam. Ev. Araştırma da yapmamız lazım ama odun vermeden bir şeyler yapmam lazım şu an yapabilirsem. 10 çelik. Tamam abi. Tamam abi. Güzel. Aha. Şimdi. Oo bunu bitirmişler. Aha. Ver mühendisleri. Alın abi hastaları. Tamam bakım evi sözü yerine getirildi. Umut arttı. Huzursuzluk niye arttı? Yiyecek kalitesi. Sonuçta... Huzursuzluk artacak. 110 standart yiyecek payı sağlamak için 3 günüm var. Huzursuzluk artsın şu an yapabileceğim bir şey yok. Başka bir yerleşme mi? Onu hallederiz. Yeni bir sağlık merkezi aç. Açtım. Ama çalışamıyor. Tamam onu da yerine getirdik. Prostetik kanunu imzala. 12 saat sonra imzalayabiliyorum. Şimdi... Şuradan ev yapmaya başlayalım. İnsanlar çadır. Koy 1. Koy 2. Bir de şöyle koy. 30 kişi öyle barınabilecek orada. Şunun sokağı yok. Tamam. 3 odunumuz da ol. Ben ağzına tüküreyim. Al şöyle uçtan. Tamam. Sokağı. Hepsini inşa edecekler şimdi tıngır mıngır. Onu da hallettik. Heh, şey, yiyecek. Sera, 20 odun, 1 buhar çekirdeği. Okey. Yar abi, yar. 20 odun, heh.
Hemen seramızı da koyalım. Sera biraz fazla yer kaplıyor ama değer hani. İşe yarıyor öyle söyleyeyim. Anladım. Bunu biliyoruz. Buhar çekirdekleri kendimiz yapamayız diyor. Arayıp bulman lazım diyor. İdareli kullan diyor. Zaten kullanabileceğim en iyi şekilde kullandım bence. Ay bir dakika bunlar niye bekliyor? Abi burayı keşfetmişler. Kaynakları al. Dönmeleri 8 saat. Bir gün 1 saat. 12 saat. Şuraya gitsinler. Orayı da alsınlar sonra base'e döndürelim. Evet. Hadi bu video 30 dakika olsun. Şunu yap bakayım bir süre. Evsiz bir kişi kaldı. Abi birinizin arasına sıkışsa olmuyor mu ya? Hangi cezalar? Ah! Birisi mi öldü? Ha yok, biri hasta oldu. Hastaneye gitti. Adam onun yerine geçti. Makul, mantıklı, kabul edildi. Evet, seramızı da yaptık. Isıtıcısını açtık. 18 hasta. Valla tedavi etmeye çalışıyoruz. Şu an şu yemek kaynağında hallettik mi? Tertemiz abi. Fazladan yiyecek payını verebiliriz diye düşünüyorum ben. Hop, bu vardı. Keşfet. Afetzedeler. Abi ayıları tokatlayalım. Güzel. Abi alın. Dönün buraya. Aynen. Şehrimize dönecekler. Ama yanlarında bir sürü de kişi getiriyorlar. Onlar için daha fazla ev gerekecek. Araştırma. Yok abi şunu yapmamız lazım. 10 odun gerekiyor. Bir gündüz olsun. Şu kekolar gelmeden hem onu yapmam lazım. Buhar merkezi. Başla 20 çelik istiyor. O yüzden siz üçlü oraya gideceksiniz. Soğuk moğuk dinlemem valla. Çok da umurumda değil açıkçası. Kaynağımız yok çünkü. Sen kaçtasın? 54. Devam. Huzursuzluk niye artıyor? Ev soğuk. Kötü sağlık hizmetleri. Talep görmezden gelindi. Ne yapacaktık biz? Prostetik. İmzala. Umut artar. Tamam. Ya huzursuzluk niye artıyor? Kötü yiyecek, ceset atımı. Ah, bok yedik. Bok yedik, lanet. Efendim. Eyvallah pirim, eyvallah. Bakım evleri. İyi. Serinde kalın. Benim yapabileceğim bir şey yok sizin için. Size ayrıyetten kömür harcayamam. Öyle bir rahatlığım yok. Bir gün 18 saat. Şimdi ev yapmamız lazım bizim daha fazla. İnsanlar çadır. Donacaklar var ya. 30'dan fazla insan gelecek büyük ihtimal. Böyle de birleştir. 20 çeliğimiz yok değil mi? Şu buhar şeyini yapmam lazım. Hadi be 20 çelik ol. 47 çiğ gıda, 144 odunla geldiler abi. Çok güzel rahatlattılar bizi şu an. Huzursuzluk artmasın hanım. Huzursuzluk artmasın. Gidin şurada çalışın köpekler. Bir sürü mühendisimiz oldu abi ya. İyi oldu. Maksa bunu. Keşke bir tane daha buhar çekirdeğimiz olsaydı.
Onları yaparlarken yok bu değil. Şunu da yapsınlar. Aslında şurada bir yere yapmam daha mantıklı olur. Dur bakayım sokak yapabileceğim mi oraya? Öyle getirsene anam. Tam şöyle. Ben buradan alayım bunu. Böyle tak koyayım. Hepini yapıversinler. Açlık maçlık yok anam. Açlık maçlık yok. 250 yiyeceğimiz var. Boru gibi isteyen yesin. Oh o da orayı ısıttı. Şimdi kömür giderimiz dehşet arttı. Bakalım ekonomimize. Evet artık kömür de geride kalmaya başladık. Dedim burada da 9 kişi çalışıyormuş. Bunu maxlayalım. Başka kömür var mı başka? Yok. Ve biz onu araştırmadık. Ha şunu da gönderelim hemen. Şuraya git alalım. Aynen öyle. Hmm. 27 hasta ne Allah'ınızı severseniz ya. Akıl kârı mı lan? Hah hava ısınsın bir. 30 hasta. 3 evsiz. Evde kalmayan aklınıza tüküreyim ben sizin. Her neyse en azından ev yapacak yerimiz var. İnşaat. Yap başkan evi. Şurayı ısıtabildiğimiz için rahatız. Şimdi insanlar daha mutlu ama huzursuzluk çok arttı. Şimdi kötü yiyeceği bence artık iyileştirebiliriz. Günlük ne kadar getiriyor ki bura? Çalışmaya başlasınlar. Saatte 3. 10 saat çalışıyorlar 30. Şunlardan da 30 geliyor 60. 60, 120. 150. Yiyecek kalitesini arttırayım diyecektim de. Tamam yiyecek kalitesini arttıralım. Hangi talep görmezden gelindi ya ben takip edemedim orada. Hepsi mutlu, güzel. Sağlık. Oy abi yapacak bir şey yok yani yapacak. Ben maalesef elimiz kolumuz bağlı hizmet etmek zorundayız. Çünkü huzursuzluk alt safhada. Huzursuzluk tam ulaştı mı isyan. Sizi baştan indiriyorlar. Ver abi. Al hastaları. Hastane kapasitesini arttırabilirim ama şöyle bir sıkıntı var bu sefer de. Geç iyileşiyorlar. Süslük. Kömür bitmiş. Niye söylemiyorsun? Kömür mü bu? Yok. Araştırma. Gel. Kaynaklar hidrolik kömür çıkarıcı. Başla. Bir gün içinde falan bitirmemiz lazım. Çünkü günlük 200 kadar kömür kullanacağız biz. Kullanacağız değil kullanıyoruz. Güzel güzel iyi çatır çatır iyileştirmeye başladık. Buyur abi buyur ne istiyorsun? Hangi evler abi? Bir soğuk evi ısıtmaya başlamalı. Ardından 2 gün boyunca sıcak tutmalısınız. 3 soğuk evi ısıtma... Neden 24 saat ki? Şunu 2 gün deseydin ne güzel yapardık. Hangi ev abi soğuk? 37 kişimiz de çalışmıyor ha. Serin. 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 Öyle de yerlere kurmuşum ki birbirlerinden aşırı uzaktalar. Şuraya yapacağız. Yapacak bir şey yok. Koy bakayım. Teknoloji yapabiliyoruz. İyi. Aha. O sokağı bir tık da yana kaydırırsak güzel olur. Aha da şöyle yaparsak. Hı. Muazzam. Muazzam. İnşaat yapacak zaten bir sürü adamımız var. Kömür için araştırmamızı yapıyoruz zaten. Ama şu an bu kömür kullanımına neler yapacak neler.
Peki niye çalışmıyor? Sokak yok diye mi? Yapacak bir şey yok. Sokağa da yapsınlar ana. İzciler sağlam barınağı... Ha. Keşfet... Aha, buhar çekirdeği bulmuşlar. Kaynakları al. Şuraya gelmeniz 13 saat. Buraya da gelelim, sonra geri dönelim. Aha. Abi 35 dakika oldu. Oyun çok güzel sardı. Ama bu bölümü burada noktalayalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Evde kalın, hoşça kalın efendim. Bay bay.